Evet. Samsung 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesinin bazı teknik özelliklerine değindikten sonra kullanım tecrübelerimizi ve Samsung yetkili servis hizmeti ile ilgili izlenimlerimizi aktaracağız. Birçok cihazda veya makinede standart olan veya kullanım açısından çok önemli olmayan detaylara girmemeye çalışacağız. 3 yıldır Samsung 9 kilogram çamaşır makinesini kullanıyoruz ve genel anlamda memnunuz. Bir hatırlatma yapalım. Günümüzde satışta olan modelden farklı olarak makinamız 1200 devir. Daire şeklindeki fonksiyon düğmesi yani program seçici yeni makinalarda siyah renkliyken bizim deneyimlediğimiz makinede beyaz renkli. Gördüğüm kadarıyla başka fark yok ancak ufak başka farklar da olabilir, önemli olduğunu sanmıyorum. Üşenmeden söyleyeceğim. Samsung WW90J5475FW model çamaşır makinesinin tanıtımında kullanıcıların tüm beklentilerini eksiksiz olarak karşıladığı vaat ediliyor. 24 ay yani 2 yıl garantili olan çamaşır makinesinin dijital inverter teknolojisine sahip motoru için 10 yıl garanti süresi veriliyor. İnternetten satışta 24 ay garantili olduğu belirtiliyor ancak bayi satışlarında bu süre 3 yıl olabilir. Ayrıca yetkili servislere müracaat ederek ve makul bir ücret karşılığı garantisini 7 yıla çıkartabilirsiniz. Bu uygulama zaman zaman geçerli olmayabilir. Makine almaya karar verdiğinizde yetkili bayi veya yetkili servislerden doğru bilgiyi alınız. Makinenin yıkama kapasitesi 9 kilogram, enerji verimliliği sınıfı A3+, ağırlığı 61 kilogram, beyaz gövdeli, LED panel görünümlü dijital göstergeli, ses seviyesi yıkamada 50 desibel iken sıkmada 74 desibel. Sıkma hızı maksimum 1400 RPM yani 1400 devirli. Yıllık 196 kWh saat enerji ve 9400 litre su tüketim değerlerini de hatırlatalım. Şöyle bir teknik özelliklerine baktığımız zaman olumsuz bir şey görünmüyor. Ev için yeterli bir çamaşır makinesi olduğunu hissettiriyor. Samsung 9 kilogram çamaşır makinesini ilk kullandığımızda bizi en çok memnun bırakan özelliği sessizliği oldu. Daha önce Bosch Classic serisi 5 kilogram çamaşır makinemiz vardı. Küçük olmasına rağmen sesi yüksekti. Sıkma yaparken ortalığı yırtar gibi gürültü çıkartıyordu. Tabii günümüze göre konuşursak 10 yıllık teknoloji olduğunu ekleyelim. Daha önce tanıttığım elektrikli süpürgenin sessizliği ile şaşırtması kadar olmasa da Samsung çamaşır makinamız da sessizliği ile bizi sevindirdi. Biz makinayı satın almadan önce voltaj değişimlerine karşı dayanıklı olduğunu öğrendim. Açıkçası diğer özelliklerinden daha ziyade voltaj koruma özelliğinin başarısını öğrenmek bu makinayı tercih etmemizde etkili oldu. Bu çamaşır makinesini kullandığımız 3 yıl süre boyunca en az 10 defa içinde çamaşır ile programa devam ederken elektrik kesintisine maruz kalmıştır. Ne voltaj değişikliklerinde ne de programa devam ederken maruz kaldığı elektrik kesintilerinde maşallah diyelim tık demedi, elektronik veya mekanik herhangi bir arıza yapmadı. Yetkili servisi başka bir sorundan dolayı çağırdık. Servisin ilgi düzeyini de belirterek birazdan bu konuya gireceğim. Önce program devam ederken elektrik kesilirse neyle karşılaşıyoruz onu görelim. Evet, çamaşır makinemiz şu an yıkama işlemi yapıyor. Bakalım elektrik gittiğinde neyle karşılaşıyoruz? Şalteri kapat. Evet, gördüğümüz gibi şalteri kapattık. Yani elektriğin gittiğini farz ediyoruz. Şimdi şalteri açarak elektriğin geldiğini farz edeceğiz. Kaldır şalteri. Evet, elektrik geldi ve makina programda en son yaptığı adımın başına dönerek yani işte bazen 1-2 dakika belki birkaç dakika da olabilir geriye dönerek yani programın en başına dönmeden kaldığı yerden devam ediyor yıkamaya. Yanlış hatırlamıyorsam 29 ya da 30 yazıyordu yani bir
2-3 dakika geriye geldi. O anki adımın başına geldiğini tahmin ediyorum. Ama programın en başına dönmüyor. Evet, bunu da gördükten sonra gelelim yetkili servisle ilgili söyleyeceklerimize. Çember şeklindeki bu lastik, yıkanmakta olan bir kazağın kol kısmının dolanması sonucu farklı bir iki yerinden yırtıldı ve deforme oldu fotoğrafta gördüğünüz gibi. Tabii bu sırada kahramanca savaşan kazağımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Lastikle ilgili yetkili servisle görüştük. Başta kullanıcı hatası olduğunu, garanti kapsamında yapılamayacağını söylediler. Bir iki kez görüşmemiz sonucu bizim her zamanki gibi bir kullanımımızda lastiğin yırtıldığı konusunda kanaat getirdiler. Yani biraz ısrar ettik, garanti kapsamında yapılmasına karar verildi. Yetkili servis evimize gelerek çamaşır makinesinin lastiğini değiştirdi ve bunun için hiçbir ücret almadı. İtiraf edelim, lastik yırtılmasının garanti kapsamında yapılabileceğine pek de ihtimal vermiyorduk. Yetkili servisin hassas ilgisi bizleri memnun etti. Önemli bir husustan daha bahsedeceğim. Çamaşır makinesi yeniyken ilk zamanlar bazen yanık kokusu çıkarırdı. Hatta devam ederse servis çağıracaktım. Ancak birkaç yıkama kullandıktan sonra bir daha yanık kokusu gelmedi. Yeni cihazlarda biraz yanık kokusu gelebilir. Hemen panik yapmanıza gerek yok. Tabii ki bu süreçte makinayı iyi takip etmelisiniz. Çamaşır makinesi veya başka bir elektrikli alet yeni diye kokusunun da normal olduğu kesin değildir. Bu çamaşır makinesi ile ilgili değinmediğim, eksik değindiğim veya merak ettiğiniz herhangi bir husus varsa lütfen yorumlara yazarak belirtiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Samsung 9 kilogram çamaşır makinesini tanıtmanın yanında size kullanım tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Herkese iyi günler.